Şu an bir mesire alanı. Osmanlı piknik kültürü standındayız. Osmanlı'da piknik dendiği zaman akla ilk etapta Lale Devri gelmektedir. Gelmesin lütfen. Kanuni Sultan Süleyman Han döneminde yapılan bazı uygulamalarla Kağıthane, Alibeyköy denilen o Sadabat bölgesi, Çubuklu, Anadolu Hisarı, Küçük Su mesire alanı, Roma İmparatorluğundan itibaren Osmanlı'nın mesire alanı olarak kullandığı o bölgeler ki hala mesire alanıdır. Beykoz, Papazın Çayırı, buralar Osmanlı'nın, İstanbul'unun, Osmanlı başkentinin nefes alma yerleriydi. Eyüp dediğimiz yer piknik yeriydi. Şu an bir piknik standında şerbet dağıtan bir dede ile karşı karşıya bulunmaktayız. Burada bir sandık var. Bir piknik sandığı. Bugün bu sandıklar, pikniğe gidilen sandıklar daha butik. Arabaların bagajına sığacak biçimde. Fakat bunlar kağnılara konduğu için daha kapsamlı, daha ağır olabiliyormuş. Önümüzde kırmızı kadife ile kaplı, 1890 tarihli Macaristan devlet armasının üzerinde bulunduran Macaristan, Avusturya, Macaristan. O günlerde yalnızca Macaristan diye bir devlet yok. Macaristan adı verilen devlet Avusturya ile beraber Birinci Dünya Savaşı'nda 1918 tarihinde imzalanmış olan önce Saint-Germain ardından Trianon anlaşmalarıyla Avusturya ve Macaristan ikiye ayrıldı. Avusturya ve Macaristan devletleri, ülkeleri tek başına bir devletken Franz Joseph isimli Avusturya-Macaristan kralı tarafından 1890 tarihinde Sultan Abdülhamit Han'a hediye edilen bir piknik sandığını şu an görmekteyiz. Size bomba bir bilgi vereyim mi? Ben bu bilgiyi öğrendiğimde, ben bu bilgiyi aldığımda vay be dedim. Üniversiteye yeni başlamıştım o aralar. Sonra gökyüzüne baktım. Allah'ım dedim. Allah'ım ne güzelsin. Ne güzel beni yaratmışsın. Çok şükür ki beni bu topraklarda yaratmışsın. Çok şükür ki ben bu toprakların, bu vatanın, bu milletin, bu kültürün evladıyım. Beni bu kadar gururlandıran, bu kadar mutlu eden şey ne peki? Cevap çok basit. Avrupa filmlerine baktığımız zaman Kunta Kinte'lerle beraber zenci adını verdiğimiz kölelerin ki bizdeki zenci kavramı Avrupa'daki negro kavramı gibi değildir. Bir ırkçılık ihtiva etmez. Yalnızca bir memleket ihtiva eder. Tıpkı adama Ankaralı, Kütahyalı, Yozgatlı dediğinde herhangi bir hakaret ifade etmediği gibi zenci kelimesi de bir hakaret ifade etmez. Zira Afrika'nın köle pazarı bugün Zanzibar adını verdiğimiz bir adadır. Zanzibar'a biz bugün Zanzibar diyoruz. Zanzibar adasının o günkü adı Zanci ve biz Zanzibar'dan yani o günkü Zanci'den gelenlere Zenci, Zancili demişiz ve Zenci kelimesi kalmış. Zenci bir ırkçılık ifadesi, aşağılama ifadesi değil,
Tam tersi bu ülkede Osmanlı Devleti'nin sarayında kaç tane ak ağanın, yüzü beyaz adamın kara ağa olmak için uğraştığını, Allah'ım neden beni kara yaratmadın diye dua ettiğini, sitem ettiğini biliyoruz mektuplarda. Gazanfer ağanın kara ağa olabilmek için neler yapmaya çalıştığını biliyoruz hatıralarında, tarihlerde. Biz de hatta bir tane bir minyatür var şu anda ekranlarınızda. Üçüncü Ahmet'in oğullarının sünnet düğünü. Üç tane oğlu var. Her birinin iki koluna ikişer tane ak ağa girmiş. Görüyor musunuz minyatürdeki en önde bulunan kara ağanın havasına, cakasına en önde yürüyor. Çünkü sarayın en kıdemlisi bir kara ağadır. Sürre alaylarının başında kara ağalar bulunmaktadır ve bunlar Osmanlı'nın bel kemiğidir. Kara ağaya çocuklarını padişahlar emanet etmişler. Enderun mekteplerinden sorumlu yapmışlar. Valileri, paşaları, vezirleri kara ağalar yetiştirmiş. Bu kadar önemli bizde zenci adını verdiğimiz karalar. Avrupa'da çok fazla ezilen o zenciler Osmanlı Devleti'nde o kadar baş tacı edilmişler ki iki ayda bir Osmanlı'da iki ayda bir bir hafta sonu Osmanlı'da cuma günleri tatildir ama cuma namazı olduğu için bir yere gidemezsin. Bir de cumartesi tatildir. O da hafta sonu tatilidir. Günler pazardan başlar. Pazar birdir. Pazar ertesi ikidir, salı üçdür, farsça dört car demektir, carşamba dörttür, farsça penç beş demektir, pençşembe yani perşembe beşinci gündür. Cumartesi günleri bu ağalar, bu köleler, bu siyahlar, bu zenciler arabalara bindirilir. Kağıthane'ye, Alibeyköy'e, Sadabat'a, Küçüksu'ya, Kadıköy'e, Fenerbahçe Stadyumu'nun bulunmuş olduğu yerdeki Papazın Çayırı'na, Beykoz'a götürülür. Gün boyu orada eğlenceler, piknikler, mutluluklar, kahkahalar, gülümsemeler eksik olmaz. Akşam da evlerine geri gelirlermiş. Biz de mesire, insanların sosyalleşmeye başladığı, insanların birbirleriyle hoş muhabbet ettikleri günlerdir. Bugün de öyle değil mi? Bugünden farklı olarak belki top oynama vardır, voleybol oynama vardır ama hamak dediğimiz şey o gün de vardı. Ama mangal dediğimiz şey o gün de vardı. Yani dostlar, sözün özü, özün sözü, piknik o gün de vardı, bugün de var. Piknik candır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.